Kürdistan kentlerinde yaşanan yasakların sebebi aslında şu ana dayanan bir şey değildir. 1990'lı yıllardan bu yana hep Kürdistan illerine bu şekilde yasaklamalar ve keyfi gulama yapılmaktadır. Kimi zaman bunun adına olağanüstü hal valilikleri adı altında işlemler görüldü. Kimi zaman devletin güvenlik politikası adı altında bunlar yürütüldü. Bunlar tamamen yani söz konusu yönetimlerin ya da iktidarların kendini koruma içgüdüsüyle hareket ettiği durumlardır. Kürt halkına ya da Kürdistan'daki illerde bunun yapılmasının sebebi Kürdistan'daki halk ve halkların örgütlü bir halk olması, sonuç itibariyle var olan haklarını talep etme, elde etme mücadelesinden kaynaklanan bir endişenin de sebebidir bu uygulamalar. Fakat Kürdistan illerinde yapılan bu uygulamaların hiçbir şekilde devletin diğer kurumları adı altında işlem gören ya da işlem yapan diyelim ki bunun yargı kolu sonuç itibariyle Türkiye'de erkli ayrılığının zor olduğu bir dönemdir yani ya da bir ülke konumundadır Türkiye. Çünkü yasama, yürütme ve yargının ayrı olması gerekirken aslında yargının çok da bağımsız olmadığı, bağımsız yargının olmadığı bir yerde ise söz konusu yapılan bu hukuksuzluklara karşı itirazların da yapılıp sonuç alması pek uygun görülmediği için bu sebeple bu yasaklar yıllardır keyfi bir şekilde Kürdistan'daki illere ve Kürdistan halkına çok net bir şekilde uygulanmakta ve bunu da sadece şiddetin engellenmesi, işte terörün engellenmesi adı altında yapılan uygulamalardır. Fakat aslında iktidarın kendini buralarda ben varım, kimse benden habersiz bir şey söyleyemez, haklarını talep edemez ve insanca yaşayamazın bir göstergesidir aslında. Bunu Kürdistan illeri ve ben bazında değerlendirdiğimiz zaman aslında gösteri yürüyüş hakkının ya da basın açıklamasının aslında bunlar insanların ya da insanlığın olmazsa olmaz en demokratik haklarıdır. Sonuç itibariyle 6000 güne yakındır Van ilinde bu tür yasaklamalar valilik tarafından uygulanmakta ve bunun hiçbir şekilde anayasal güvencesi yokken kendisini anayasa üstünde gören hiçbir şekilde yasalara dayandırmayan bir keyfilikle bu yapılmaktadır. Bu da demek oluyor ki artık Türkiye'de anayasanın çok da güvence sağlamadığı, anayasal güvenceyle anayasayla güvence altına alınan hakların keyfi bir şekilde kaldırılabileceği ve bunun hakkında yapılan şikayet ve itirazların da yine az önce de belirttiğimiz gibi hukuk hiyerarşisinde ya da normlar hiyerarşisinde aslında valilerin ya da idari amirlerin kendilerini hukukun üstünde gördüklerini açıkça göstermektedir. Türkiye'de erkli ayrılığın olması gerektiğini, aslında yasada bunun olduğunu, yani yasama, yürütme ve yargının ayrı bir şekilde yürümesi gerekirken bunun tamamen politik bir şekilde yasama faaliyeti altında kendini gösteren aslında yürütmenin sadece kendini baş gösterdiği bir durumdur. Aslında fren ve dengeler sistemi olması lazım. Bir anayasada fren ve denge sistemi vardır. Fren ve denge sisteminin anlamı da şudur. Eğer ki bir yerde hukuka aykırı bir şey oluyorsa, anayasal bir problem yaşanıyorsa bunu dengede tutmak için bir frenin olması lazım. Türkiye'de bu frenlemenin ya da dünyada frenlemelerin olmasını sağlayan şey insanların gösteri ve yürüyüş hakkıyla bunu ortaya koymalarıdır. 6000 gündür Van gibi büyük bir şehirde gösteri ve yürüyüş kanununa da çok net bir şekilde insanların gösteriş yapabileceği ya da basın açıklama yapabileceği ya da toplanabileceği güvence altındayken valilik tarafından çok böyle basit cümlelerle işte anayasamızda belirtilen ve kanunda belirtilen güvenliği sağlamak amacıyla bu şekilde yapılan etkinlikler engellenebilir. Aslında şöyle bir cümlesini ben söylersem çok daha iyi olur. Çok daha net anlaşılır. Diyor ki Van ili coğrafi sınırları içerisinde valilik ve kaymakamlık makamlarının göreceği etkinlikler hariç olmak üzere. Yani sadece valilik ve kaymakamlıklar uygun görecek. Ondan sonra etkinlikle yapılabilecek. Aslında bu da keyfiliğin ne kadar güzel bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Evet doğrudur. Valilik ve kaymakamlığın uygun göreceği etkinlikler nelerdir? Örgütlü olan, haklarını savunan, her türlü hukuksuzluğa karşı eylem etkinlikte hazır bulunan HDP ve HDP bileşenlerinin yaptığı etkinlikler uygun değildir. Fakat HDP il örgütünün önüne gelip insanlara küfür eden, hakaret eden,
her türlü hukuksuzluğu söyleyen insanlar için bu bir yasak değildir yani. Çünkü bunu valilik uygun görüyor, kaymakamlık uygun görüyor. Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Van'da iktidardan yana olmayan, muhalif olan, özgürlükten yana olan insanların susması gerektiğini düşünüyorlar. Ama biz susmuyoruz. Her türlü hukuki değerlendirmelerimizi, hukuki itirazlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. Sonuç itibariyle şu an evet tekrarla söylüyorum. Türkiye'de erkekler ayrılığı bir karmaşa yaşıyor ama sonuç itibariyle biz tarihe not düşsün diye bütün bu itirazlarımızı hukuki olarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Elbet bir gün iktidarlar değişir, hukuk değişir, erkler ayrılır. Belki bu şekilde yapılan haksızlıklar da bütün dünyanın göz önünde net bir şekilde kendini gösterir. Söz konusu valinin kendince aldığı ve anayasa uygun olmayan yasaklama kararlarından sonra kolluk bir şekilde önlem alıp bu etkinlikleri yasaklıyorlar. Söz konusu aslında basın açıklaması ya da gösteri ve yürüyüşün aslında valiliğe de bildirilmemesi gerekiyor. Yani bildirilmeden bile bu etkinlik ve eylemler yapılabilir. Sonuç itibariyle 6000 güne yakındır bir eylem etkinlik yasağı var ama bu 6000 gün içerisinde dünyada ve Türkiye'de o kadar çok hukuksuzluk, o kadar çok eylem ve etkinliği gerektiren, itirazı gerektiren, basın açıklamasını gerektiren olaylar oldu ki değil 6000 insanlar 9000 defa yani günde 3 defa bile çıkıp gösteri yürüyüş yapsa kafidir, yerindedir. Ama ne hikmetse valilik ben bir karar aldım, bu kararın uygulanmasına yönelik ya da uygulanmasına itiraz edenlere öncelikle çok şiddetli bir şekilde kollukla önlem alınıyor. Hatta 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi günü adı altında bir eylem etkinlik hazırlığında olan muhalif kadınlar, eşitlikçi kadınlar, dünyayı değiştirmek isteyen, Xinjiang azadı diyen kadınlar HDP İl Örgütü'nün önünde çok büyük bir polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Gazla karşı karşıya kaldılar. Hatta onlara sıkılan gaz çok yakın mesafeden ve büyük ihtimal tarihin de geçme ihtimali olan gazlar gözlerine sıkıldı ve sağlıklarını da etkileyen durumlar oldu. Sonuç itibariyle bu gösterilerden sonra kadın arkadaşlara para cezaları adı altında işte 2911 sayılı kanuna, kabahatler kanuna uymadınız diye kimliklerini tespit etmiş oldukları kadınlara para cezaları yazmaya başladılar ve bunu bu kararların altında Van Valisi'nin imzası var. Yani sonuç itibariyle ben yasağı koyan benim, bu yasağa uymayana karşı cezayı da verecek olan benim şeklinde bir durum söz konusu. Aslında söz konusu yaşanan hukuksuzlukları daha geniş bir çerçevede değerlendirmeyi düşünürsek eğer, söz konusu Orta Doğu'da artık ve dünyanın tamamında artık bir fikir insanı ve bir düşünce insanı olarak kabul edilen Sayın Öcalan'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olması, bunun yanı sıra 20 aydan beridir olağanüstü bir hukuka aykırı şekilde tecritte olması aslında toplumun üstünden aşağısına doğru, aşağıdan yukarıya doğru bütün kesiminde tecritin uygulandığının göstergesidir. Yani hukuku askıya nerede aldılar diye sorsanız siz onun cevabını İmralı Adası'nda yaşanan hukuksuzluktan başlatırsınız. Tecrit denildiği zaman sadece sanki bir kişiye uygulanan tecrit olarak düşünülür fakat bu öyle bir şey değildir. Yani bu tecrit özgür düşünceye, barışı savunmaya, eşitliği dile getirmeye, itiraza karşı yapılan bir tecrittir. Yani farklı olanı görmeme tecrididir. İdare kararı olduğu zaman idarenin almış olduğu kararlara karşı dava açılması gereken yer idare mahkemeleridir. İdare mahkemelerine daha önce Van Barosu tarafından çok dava açıldı. Avukatlar tarafından dava açıldı. Bizler tarafından davalar açıldı. İşte yapılan o 2911 sayılı kanuna uygun olarakmış gibi gösterilen vali kararlarının aslında 2911 ile bir alakasının olmadığı, hiçbir şekilde bu gösteri ve yürüyüşlerin ya da diğer kanunların vali kararıyla kısıtlanmayacağına dair itirazlar yapılıyor. Fakat tekrar aynı cümleye dönüyoruz. Türkiye'de şu an erkler ayrılığı söz konusu değildir. Tamamen gücün birleştiği bir yerde söz konusu bir durum vardır. O da şu an gücün birleştiği yer yürütme erkidir. Fren ve denge mekanizması bozulmuştur.
Fren ve denge mekanizmasının bozulduğunu gösteren şeylerden bir tanesi ise insanların hukuki olarak yaptığı başvurulara karşı hiçbir şekilde hukuk mercilerinin iktidardan bağımsız karar verememesidir. Sonuç itibariyle eğer ki bir yerde sadece gaz varsa, fren yoksa bunun sonucunda oluşabilecek şey nedir? Büyük bir kaza, büyük bir yıkım ve ölümdür sonucu. Yani ölüm dediğimiz şey bu fiziki bir ölüm değil, yani toplumsal ölümden bahsediyoruz biz. İnsanların bunlara rağmen mücadeleden vazgeçeceklerini düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Çünkü sonuç itibariyle Van'ın sokaklarında, Kürdistan'ın diğer sokaklarına baktığımız zaman ya da Türkiye haklarına baktığımız zaman sesli veya sessiz insanların çok büyük bir şekilde artık iktidara karşı ses çıkarmaya başladıkları, sırça köşklerin yıkılması gerektiğine karşı beyanları var, söylemleri var. İnsanlar para cezalarına, hapis cezalarına rağmen her türlü şekilde bu mücadeleyi devam ettiriyorlar. Sonuç itibariyle HDP yaptığı bütün etkinlikler öncesi böyle bir şeyin olmasına gerek olmadan bile valiliğe bu böyle bir etkinliğimiz, eylemimiz olacak diye bildirimde bulunuyor. Fakat valilik söz konusu dilekçeye baktığı zaman başında HDP logosunu ya da HDP ismini gördüğü andan itibaren hiç içeriğine bakmadan çok net bir şekilde yasaklama kararını ya eylemden önce birkaç saat ya da eylem anında bizlere tebliğ etmektedir. Bu da gösteriyor ki aslında HDP sen hiçbir şekilde insanlarla bir araya gelemezsin. Sen özgürlüğü, eşitliği savunamazsın. Biz de bunu nasıl uygun görüyoruz? İşte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun görebileceği etkinlikler dışındaki etkinliklerdir diyorlar sizinkiler. Ama ne hikmetse Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar yaşanan bir sürü diğer partilerin etkinlikleri söz konusuyken HDP'nin şu şekilde şiddet barındırmayan, gayet hukuki bir şekilde, gayet de insan haklarına uygun bir şekilde toplanıp basın açıklaması yapıp dağıldığı eylemleri yasaklama gelebiliyor. Hatta çok net bir şekilde radikal kesimlerin bile yaptığı eylemlere valilik çok daha bir şekilde izin verirken HDP'nin yaptığı hiçbir etkinliğe şu ana kadar izin verilmedi yani. Ama HDP'liler ne olursa olsun, yasaklama olsun veya olmasın, aslında bildirimde bulunma gereği olmadan valiliğe yine de her türlü şekilde bildirimi de yapıp eylemlerini de yapmaya devam ediyor. Yani ne oluyor? Bunun sonucunda davalar açılıyor. Şu an mahkemelerde görülen onlarca dava var. O davaları takip ediyoruz. Davalara baktığımız zaman işte insanların şeyden bahsetmiyorlar. Gösteriş ve yürüyüş kanunundan, muhalefetten bahsetmiyorlar. Neyle bahsediyorlar? İşte polise mukavemetten bahsediyorlar. Örgüt propagandasından bahsediyorlar. Slogan atılmasından bahsediyorlar. İnsanların o kalkanlara müdahalesi imkansız bir şey ama polise mukavemetten davalar açılıyor. Sonra gösteri yürüyüş kanununda muhalefetten değil de örgüt propagandası, örgüt adına slogan atmadan bahsediyorlar. Bakıyorsunuz ne demişler? Yaşasın hakların kardeşliği. Nasıl propaganda oluyor onu da bilmiyoruz ama ondan da dava açılıyor. Dünyada, 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 dünyada.